Hala ayakta bunlar ya. Niye uyumuyorsunuz? Gece. Nöbet tutuyorum. Şevket Reis emretti. Yani bundan sonra evi ve tekneyi yalnız bırakmayacağız. Ben burada bekliyorum. Cevat da teknede bekliyor. Yani düşmanlarımız var ya o bakımdan. Tabii doğru. Babam bahsetmişti. Ben hatırlayamadım ya. Reis, bana kızmazsan yani ayıp olmasa bir şey soracağım da. Sen ne arıyorsun bu saatte? Ben? Ben seni kontrol etmeye geldim kendim. Bakayım dedim nasıl nöbet tutuyor, uykusu gelmiş mi? Ben hiç uyur muyum daha? Reis beni öldürür ya. Kamil, bak sana ne diyeceğim. Sen git biraz kestir, tamam mı? Ben burada senin yerine nöbet tutayım. Hem biraz kitap falan da okurum, ne dersin? He? Ya ben canıma susamadım Reis ya. Kamil'cim nöbeti ben devralıyorum diyorum. Babamın haberi var. Yani Reis'imin haberi var diyorsun. Tabii ki. Sen? Evet. Biraz yatayım o zaman. Hadi git yat. Ben de yarım saat kestireyim. Yok yok sen git bir 3-5 saat uyu. Sağ ol Reis ya.
Uykun mu kaçtı? Yok, ilacımı unutmuşum. Şimdi yatıyorum. Sen niye ayaktasın? Ya kitabımı arıyorum. Mukaddes bir yerlere tıkıştırdı gene. Sahi Mukaddes'i gördün mü anne? Yok, görmedim. Allah Allah, nerede bu kadın acaba? İlahi Fehmi, niye arıyorsun evladım? Nasıl olsa bir yerlerden çıkar. Bu fırsatı değerlendirip huzur içinde uyusana sen oğul. Sen de haklısın anne. Hadi iyi geceler. İyi geceler bir tanem. Mukaddes, kitabım nerede? Ya Mukaddes diyorum. Ya neredesin be yavrum? Bir soru soruyorum, cevap versene. Ne neredeyim Fehmi? Buradayım işte. Neredeydin sen? Ay nerede olacağım? Oğlanın yanındaydım. Uyuttum güzelce, öptüm, kokladım, üstünü örttüm, geldim. Ya Fatih, çocuk mu öpüp koklayıp üstünü örtüyorsun? Düş artık şunu yakasından. İyi Fehmi. Ben düşeyim kene gibi Zeynep yapışsın çocuğumun yakasına. Senden hala kene mi var be? Düşmem ben çocuğumun yakasından falan artık. O hatayı bir kere yaptım. Yani bir daha da yapmayacağım. Çocuğumu yalnız bırakmayacağım. İyi, yalnız bırakma çocuğunu. Hatta git onun odasına yerleş. Ben burada yalnız uyuyorum. Behmoş. Behmoş ne ya? Uy.